Eski zamanlardan birinde, doğudaki güzel bir şehirde zengin bir adam yaşarmış. Bu adamın güzel evinde çalışan 3 tane de uşağı varmış. Adam, çalışanlarının arasında Lokman isimli olanını nedense daha çok severmiş. Lokman da kendisine duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için hiç tembellik etmez, tüm işlerini dosdoğru yaparmış. Ancak diğer çalışanlar zaman içinde Lokman'ın bu kadar sevilmesinden rahatsız olmaya başlamışlar. Ya arkadaş, fark ettin mi bilmiyorum ama şu Lokman'ı herkes ne kadar çok seviyor. Yani sanki Lokman diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Evet ya, hakikaten öyle. Öve öve bitiremiyorlar adamı. Sanki biz hiç çalışmıyoruz da bir tek Lokman çalışıyor. Ben sana söyleyeyim birader. Adam herkesin gözünü boyuyor da o yüzden böyle. Haberin olsun. Bu konuda bir şeyler yapmazsak yakında ikimiz de kendimizi kapının önünde buluruz. Ne yapalım? O zaman onu da söyle bari. Birader, bana sorarsan bir suç işleyelim, üstüne yıkalım Lokman'ın. Böylece gözden düşmüş olsun. Lokman'ın suç işleyeceğine hayatta inanmazlar bence. Sen hiç merak etme birader. Bak şimdi. Bu iki kötü niyetli arkadaş planlarını gerçekleştirmek için ellerine bir fırsat geçeceği günü beklemeye koyulmuşlar. Günlerden bir gün patronları üçünü birden bir bağdan üzüm toplamaya göndermiş. Giderken de bir uyarıda bulunmuş. Oradaki üzümler benim değil, bir arkadaşımın. Bu nedenle üzümlerden bir tane bile yemenizi istemiyorum. Bakın, gün içinde size fazla yetecek yolluğunuzu yanınıza koyuyorum. Peki efendim, bir tane bile üzümü yemeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Lokman ve diğer iki çalışan bağa gitmişler. Diğer iki kafadarın gözleri parlıyormuş. Üzüm toplamaya başlamışlar. Nihayet beklediğim an geldi. İşte bugün işi bitecek Lokman'ın. Merakla bekliyorum. Bakalım ne düşündün? Bak şimdi. Patron ne dedi? Üzüm yemeyeceksiniz. Ama ben ne yapıyorum? İşte böyle yiyorum. Ama patron demişti ki. Şşşt! Sersem! Bunu kim gördü? Sadece sen. Bu suçu Lokman'a yıkacağız. İşini bitirmiş, defterini dürmüş olacağız. Lokman, bütün bunlardan habersiz çalışmasını sürdürüyormuş. Yorulunca arkadaşlarına seslenmiş. Arkadaşlar, ben az ilerideki derede bir yüzümü yıkayıp serinleyeceğim. İsterseniz siz de gelin. Ferahlarsınız. Sen bak keyfine Lokman birader. Sonra birlikte oturup yemek yeriz. Lokman gidince iki kafadar yedikleri üzümlerin çöplerini onun ceketinin cebine atmışlar. Lokman geri gelince her şeyden habersiz çalışmaya devam etmiş. Öğle sıcağında kan ter içinde çalışırlarken patronları onlara bakmaya gelmiş. Bir de ne görsün? Yerde üzüm çöpleri var. Lokman, sen söyle bakalım. Benim uyarılarıma rağmen burada kim üzümlerden yedi? Allah şahidimdir ki ne bir tek üzüm yedim ne de yiyen birini gördüm. Biz de yemedik. Allah Allah. Ama bir dakika. Lokman bir ara yanımızdan uzaklaşmıştı. O zaman ne yaptı bilmiyorum. Evet, elini sürekli ceketinin cebine götürüyor. Cebine bakın isterseniz. Lokman, senden böyle bir şey beklemem. Ama cebindekileri dışarı çıkar da içim rahatlasın. Lokman cebindekileri dışarı çıkardığında üzüm çöpleri görünmüş. İki kafadar planlarını uygulamaya devam etmişler.
Lokman birader, nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Efendimiz yasaklamamış mıydı üzüm yememizi? Doğrusu biz de hiç beklemezdik ondan. Bizi de çok şaşırttı. Yalan söylemekten Allah'a sığınırım. Bugüne kadar hep doğru ve dürüst olmaya çalıştım. Görünen bu manzara karşısında küçük bir teklifim olacak. Şu ileriki tepeye kadar çok hızlı bir şekilde hep birlikte koşalım. Oraya koşuncaya kadar gerçek ortaya çıkmazsa sizin vereceğiniz karara saygı duyarım. Bu söylediğin çok mantıklı gelmiyor. Ama bugüne kadarki hizmetlerinin karşılığı olarak bu isteğini yerine getirelim. Koşun bakalım da görelim neymiş Lokman Efendi'nin maksadı. İki iftiracı neler olduğunu anlayamamış. Lokman ne yapmaya çalışıyor böyle? Çaresizlikten saçmalıyor diye düşünmüşler. Hep birlikte koşmaya başlamışlar. Yolun yarısına gelince mideleri bulanmış ve yediklerini çıkarmışlar. Hepsi durmuş. Bir de ne görsünler? Yerde üzüm parçaları durmuyor. Hem üzümlerden yemişsiniz hem de iftira atıyorsunuz. Söylediğiniz yalan şimdi ortaya çıktı. Sizi iftiranızın cezası olarak artık yanımda görmek istemiyorum. İki arkadaş yaptıklarından çok pişman olmuşlar. Lokman'ı kötüleyelim derken kendi kazdıkları kuyuya düşüp rezil olmuşlar. Bir atasözümüz, yalancının mumu yatsıya kadar yanar der, bilirsiniz. Bu iki arkadaşın yalanları da birazcık koşmakla hemen ortaya çıkıvermiş. İftira en büyük günahlardan ve bir insanın bulunabileceği en kötü davranışlardan biridir. Unutmayalım ki birisine iftira eden kişi mutlaka kendi kötü duruma düşecektir.